Bu videoyu heyecanla hazırladım. Çünkü çok farklı şeyler gelmek üzere. Bildiğiniz gibi ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri için adaylıktan geri çekildiğini duyurdu. Bu durumda Trump'ın yeni başkan olabilme olasılığını arttırıyor. Bir önceki videoda ve Twitter'da yaptığım paylaşımda söylediğim gibi hem Trump hem de yardımcısı J.D. Vance'in kriptoya karşı pozitif tutumları var. Zaten son günlerde sadece bu olaylar bile Bitcoin'in toparlanmasını ve 67 bin dolara çıkmasını sağladı. Ama daha önemli bir şey var. Elon Musk tekrar devreye girmek üzere. Bildiğiniz gibi Elon Musk seçimlerde Trump'ı destekliyor. Hatta Twitter'da sürekli ilgili paylaşımlar yapıyor. Musk'ın 2021 yılında Bitcoin'e karşı pozitif söylemleri Mega Boy'a getirmesini sağlamıştı. Benzer şeyler tekrar yaşanabilir. Elon Musk'ın yeni Twitter fotoğrafına bakarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Anlamayanlar için bir açıklama yapayım. Lazer gözler Bitcoin gibi kripto para birimlerine destek ve heyecanı temsil eden bir simge olarak kabul edilir. Musk da profil fotoğraflarına lazer gözler koyarak bir gönderme yapıyor. Çünkü kendisi bunun anlamını çok iyi biliyor. 2021 yılında Twitter biyografisine de Bitcoin yazmıştı. ABD tarafından Bitcoin'e karşı pozitif bir patlama yaklaşıyor. Henüz ortada çok bir şey olmamasına rağmen bile Bitcoin eski seviyelerini geri aldı. Dün gece Twitter'da söylediğim gibi, arkası dolu veriye güvenin. Er ya da geç bekleneni verir. İşte bu yüzden MTGAX ve Almanya'nın Bitcoin satışlarını takmamanız gerektiğini söylüyordum. Çünkü onlar arkası dolu veriler değildir. Şunu unutmayın. Bir gün orta veya uzun vadeli negatif bir veri görürsem onu da söylerim. Benim amacım sizleri pohpohlamak değildir. Araştırmaya yönlendirmektir. Şimdi gelin öncelikle sizlere neden Bitcoin'in 10 yıl içerisinde tüm devletlere yayılacağını ve benimseneceğini söyleyelim. Ardından altcoin'lere yönelik fikirlerimizi paylaşalım. Bitcoin'in kabul edileceğinin en büyük göstergesi güvenliktir. Tabii güvenlik önemli deyip geçiştirmeyeceğim. %51 saldırısını daha önce duymuşsunuzdur. %51 saldırısı ağın %50'sinden fazlasını kontrol eden bir kuruluş veya grup tarafından bir kripto para birimi blok zincirine yapılan saldırıdır. Bu kontrol sağlandığında blok zincirine hakim olursunuz. Peki Bitcoin ağına %51 atak gerçekleştirilebilir mi? Bu imkansız bir şey. Diyelim ki çok zenginsiniz ve sinirlendiniz. Bitcoin ağına %51 saldırısı gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bu saldırıyı gerçekleştirebilmek için öncelikle donanım cihazları satın almalısınız. Şu an dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın 251 milyar dolar serveti var. Bugün %51 saldırısı yapmak istediğinde sadece donanım cihazlarına bile 70 milyar dolardan fazla bir harcama yapmalıdır. Ve yapılacak olan bu saldırının günlük enerji maliyeti ise 55 milyon dolar civarındadır. Bu saldırının getirisi ise sadece %2.5'tir. Yani bu saldırı çok büyük bir zarara yol açacaktır. Ayrıca uzun vadeli bir hakimiyet kuramayacağı için Bitcoin ağ kısa sürede tekrar eski haline geri dönecektir. Ama çok daha önemli bir şey var. Az önce sizlere donanım maliyetinin 70 milyar doları geçtiğini söylemiştik. Piyasada bu saldırıyı gerçekleştirebilecek kadar donanım cihazı yok. Bu da paranız olsa bile saldırıyı imkansız kılıyor. Ayrıca saldırıda karşılaşılacak sorunlar bununla sınırlı değildir. Daha birçok nedeni sıralayabilir. Bilmeniz gereken tek şey şu, devletler bile bu saldırıyı yapma niyetinde bulunamazlar. Bu grafiğe bakın, hash rate oranının devasa artışını buradan görebilirsiniz. Devletler kendi blok zincirini ve dijital para birimlerini yapsalar bile Bitcoin kadar güvenilir olmayacaktır. Çünkü Bitcoin ağı bu özellikleriyle tam anlamıyla merkeziyetsizdir. Dünyanın her yerinden madencilere sahiptir. Hiçbir devlet, hiçbir devletin Bitcoin'ine ambargo uygulayamaz. İşte tüm bu nedenlerden dolayı Bitcoin yakında tüm dünya tarafından kabul edilecektir. Belki bu boğada değil ama 10 yıl içerisinde Bitcoin 1 milyon doları çok kolay ele alabilir. Bugünlerde ABD seçimlerinin gelecekte Bitcoin üzerindeki etkilerini sadece fragman olarak gördük. Bu boğada Bitcoin'in çok patlayıcı hareketler yapacağına çok eminim. Şunu unutmayın. Bitcoin 130 bin dolara ulaşsa bile altcoin'lerde çok büyük bir mega boğayı görmüş olacağız. 100 bin dolarsa altcoin'lerde başlangıcı getirebilir. Bitcoin genel bir boğa başlatır. Ethereum fitili ateşler ve altcoin piyasası uçuş moduna geçer. Bitcoin boğayı başlatacak ama Ethereum nasıl fitili ateşleyecek ki diye sorabilirsiniz. Tabii ki de Ethereum ETF'leri sayesinde olacak. Ethereum ETF'leri onaylandıktan sonraki 6 ay içerisinde Ethereum yukarı doğru güzel hareketler yapacak. İşte altcoin yatırımcıları da tam o zaman piyasaya gelecek.
Daha önce de dediğim gibi, altcoin boğası için elimizde bolca fitil var. Sadece sabırlı olmayı öğrenin. Boğanın geleceğinden şüpheniz olmasın. Bugün şüphe yerine kendinize bazı önemli sorular sormalısınız. Altcoin boğası gelene kadar sabırlı olacak mıyım? Altcoin boğası geldikten sonra altcoin'ime sıra gelmesini bekleyebilecek miyim? Daha önce de dediğim gibi, sırası gelen yükselir. Bu boğada en çok fırsat kaybı bu hatadan dolayı yaşanacak. Her 5 videomdan birinde bu konuyu hatırlatıyorum. Boğa gelecek ama birçoğunuz elinizdeki coin'in sırasını bekleyemeyeceksiniz. Ne demek istediğimizi daha önce yayınladığımız bir video ile hatırlatmak istiyorum. Örneğin elinizde 5 altcoin olduğunu varsayalım. Fakat hepsi yerinde sayarken başka bir altcoin'in yükseldiğini gördünüz. Sakın elinizdeki altcoin'leri satıp yükselen altcoin'e girmeyin. Boğada sırası gelen yükseliyor. İnsanlar boğa sezonunda tüm kripto paraların aynı anda sert yükselişler yaptığını sanıyor. Fakat durum böyle değildir. Boğa sezonunda kripto paraların bazıları başlangıç aşamasında bile çok sert yükseliş yaparken bazıları boğanın ortalarına doğru kademe kademe artış yapıyor. Bazıları ise boğanın sonuna kadar yükselmeyip son anda sert yükseliyor. Yükselmiyor diye elinizdeki varlıkları satıp yükselen altcoin'e girmeye kalkışırsanız sattığınız diğer altcoin'lerde yükselişi kaçırabileceğiniz gibi yükselen altcoin'e zirveden girerek zarar da edebilirsiniz. Sahip olduğunuz altcoin'lerin sırası geldiğinde onlar da yükselişe başlayacaktır. Yeter ki geleceğe olan altcoin'lere yatırım yapın. Boğada altcoin'lerin çoğu sıra sıra yükseliyor. İşte bu yüzden sırası gelen yükselir sözünü kafanıza kazımazsanız büyük kaybedersiniz. Boğa bitene kadar yanınızda durmaya ve sizinle birlikte öğrenmeye devam edeceğiz. Bizlere abone olarak en önemli bilgilere ve verilere ulaşabileceğiniz gibi bizimle beraber sorgulamayı da öğrenebilirsiniz. Bu sayede beyninizde bir filtre oluşturabilir ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.